geliyor. Arzu Türkay geliyor. Maşallah. Bir dakika, bir şey söylemek istiyorum. İtalyan malı mı diyor bunlar? Ayağa kalkın beyefendi. Hayır, hayır, bunlar nerede? Bu güzellik yarışması mı yoksa? Hayır, bunları ben özel geliyorlar bunlar özel bana. Özel seçim nereden? Özel, ama? Özel. Yerli dışarıdan mı yerli mi? Bunlar dışarılı. Dışarılı. Çorumlu. Dışar kökenli. Çorumlu. Trakya asıllı ya da. Trakya asıllı. Doğru. Sen Çorumlu musun? Hayır. İşte. Seni de alacağım buraya, oturtturacağım. Bir dakika tabii. Diyorum ki eşinden ayrılırsan direkt buradasın. Yok mu eşin? Aa. Eşimi kaybettim. Aa, eşini kaybettim. Gelebilirsin yani. Kız, Çorumlu musun sen? Evet. Ay, kurban olurum, senin leblebini yerim ben. Getirdim, getirdim. Ay bak. Ama evet, öyle mi? Siz bana sözün başını durmadınız. Ben bütün leblebimi getirdim. Tamam, leblebiyi getirdin. Leblebiyi... Kızlar bir birer birer yürüsünler mi görelim? Evet, yürüsünler. Bir numara bir yürüyelim bakalım. Bir numara bir yürüyelim görelim bakalım. Yok daha çocuk. Maşallah, pehlivan, pehlivan. Yarışmaya 40 pınardan katılıyor. 2 numara geliyor efendim şimdi. Size bir şey söyleyeyim, gelecek adamın işi çok zor. Çok zor. Yani bunların arasından birini seçmek, birini beğenmek, birine dokunmak, birini ellemek. Allah ya Rabbim. Maşallah. Şimdi de seçicimiz geliyor. Burak Gündoğan geliyor. Şimdi Burak da duysun, kızların sesini duysun istedim. Burak buradayken kızlarla birazcık konuşalım mı, tanıyalım mı küçük küçük? Bir numaradan başlıyoruz. Bize kendini tanıtır mısın? Bilmiyorum, tanıtır mıyım? Bilmem, ne yaparsın? Yaş kaç? 18. 18. Ah canım, annenden izin kağıdı aldın mı? Aldım. Ayaklar yere değiyor mu? Değiyor. Değiyor, evet. Maşallah. Boy kaç? 1.76. Kilo kaç? Bilmiyorum. Ya öyle söylüyorsunuz ama çocuk şimdi kilolu zannedecek. Yok öyle bir şey yani. Öyle bir şey var mı çocuğum? Sen kilodan anlar kilo, mısın? Kilo problem değil yani. Hadi ya. Evet. Ne problem? Önemli olan dürüstlük diyorum ben ya. Ay kafadan da bırak bu yalakalı Allah aşkına ya. Aman be. Ay böyle bir şey yok. Kızım ne yapıyorsun? Okuyor musun? Evde mi oturuyorsun? Yok, okul yeni bitti benim. Mankenlik yapıyorum. Oo, mankenlik yapıyorsun. Podyuma çıkıyor musun? Evet, çıkıyorum. O podyum vay haline. Aa, labale olmayayım lütfen. Aa. Aa. Ay lütfen yani.
sunucuya böyle falan yapılır mı ayol? Aa. Abim benim yani lütfen. Amca deseydin bana. Burada teyzem var lütfen, ayıp oluyor. İki numarayı tanıyalım. İsminiz neydi? Sibel. Sibel Öcal, öyle mi? Sibel neydi? Seçkin. Sibel Seçkin, nereden katılıyorsunuz yarışmaya? İstanbul. İstanbul, içinden mi? İçinden. Ne iş yapıyorsunuz? Öğrenciyim. Nerede? Kocaeli Üniversitesi. Kocaeli Üniversitesi'nde, inanmıyorum. Hangi, veterinerlik bölümü mü? Hayır, halkla ilişkiler. Halkla ilişkiler okuyorsunuz. Ne olacaksınız büyüyünce? Büyüyünce halkla ilişkiler uzmanı olurum herhalde. Halkla ilişkiler. Neden katıldınız bu yarışmanın? Nesi cazip geldi size? Eğlenmek istedim. Eğlenmek istediniz. O panonun arkasındakini de merak ediyor musunuz? Tabii ki. Öyle biri çıkacak ki. Yani acayip bir şey çıkacak. Benden söylemesi. Bismillahirrahmanirrahim. Mikrofonunuzu taktınız mı? Aman yanlışlık olmasın da. Sizi tanıyalım. Aslı Boran. Aslı ne? Aslı Boran. Aslı Boran. Evet. Nereden geliyor bu soyadı? Atalarımız, dedelerimiz. Hadi ya. Evet. Sizin atalarınız da mı varmış? Kurban olsunlar o atalara. Değil mi? Yaş kaç? 22. 22. Tut şunları bakalım. Gördün mü, seçicimiz hakkında burada bilgiler de var. 24 yaşında, Balık Burcu. Ankara'da yaşıyor. Üniversite mezunu. Artistik jimnastik hakemliği yapıyor. Anlar mısınız jimnastikten? Evet, küçükken jimnastik yapıyordum ama sonra bıraktım. Dansla ilgilendim. En çok hangi hareketleri yapıyordunuz? Köprü kuruyorduk. İnanmıyorum, hiç köprü kurdunuz mu? Kurdum. Ben rica etsem bugün köprü kurar mısınız? Kıyafetim müsait değil. Ne olması gerekiyor köprü kurmak için? Hiçbir şey olmaması mı gerekiyor? Yok, tayt falan giymek, spor ayakkabı. Tayt gerekiyor. Tayt gerekiyor. Köprü için. Teyzem kurar bugün bizim için bir köprü, değil mi teyze? Vallahi rica etsek bugün bir köprü kurar mısın? Ayol saçın için. Aa, burada bir şov yapacaksın. Aa, şimdi seçicimizi tanıyalım. Oo. Bir boy var. Yani acayip. Al kucağına dolaştır Arzu. Arzu al dolaştır. Ona göre yani. Bir merhabalaş kızlarla, bir numaradan başla. Kızlar merhaba. Bir numara, merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim, sağ ol, sen? Teşekkür ederim. İki numara. Merhaba Burak. Merhabalar, nasılsınız? İsmini de hemen teşekkür öğrenmiş, Allah seni. İyiyim, teşekkürler. Öğretmen Edalı. İki numara öğretmen mi? Öğretmen gibi yani, hemen adınla nasıl hitap ediyor çözmüş. Bir numara, merhabalar, nasılsınız? Merhaba, onu tekrar. Onu demiştik galiba, değil mi? Evet. Pardon. Üç kaldı yavrum, üçün biriyle konuştun. Pardon, üç değil numara. Mi? Üçün biriyle konuşmuş muydu? Siz... Burak tekrar merhaba. Üç numara. Burak, merhaba, ben merhaba. Gidiyorum. Orada mısın? İkisiyle yarışabilirsin, ben gidiyorum o zaman. Sen hayır, birine hayır, tek. Gitme. Yok. Merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen kaçta nasılsın? Konuşuyorsun? İyiyim, teşekkür ederim. Üç numarayla. Üç numarayla konuşuyormuş. Üç numara. Üç numara. Merhaba, tekrar. Orada mısın? Buradayım. Buradasın. İsim neydi acaba üç numaranın? Aslı. Aslı. Hı hı. Tamam. Aslı. 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 Sever misin Aslı ismini? Yok, öyle bir takıntım yok. Yani fark etmez. Şimdi sevgili seyirciler, değerli konuklar, Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'dan biri geliyor, acayip. Şu ara Ankara'yı sallıyor. Ankara'yı, Keçiören'i, sanatoryumu, solfasol, cebeci, dikim evi, acayip sallanıyor. Mamak, Çankaya, her yer sallanıyor. Ankaralı Namık geliyor! Göreceksin pompayı. Arabada 5, evde 15, hoşuma da gidersin bedava. Arabada 5, evde 15, hoşuma da gidersin bendensin. Arabada 5,
verirsen ağaya beleş. Kafayı çekince herkesten hiç çalkalar. Arabada 5, evde 15, hoşuma da gidersin bendensin. Arabada 5, evde 15, hoşuma da gidersin bedava. Arabada 5, evde 15, hoşuma da gidersin ağaya beleş. Kutusuyla alayım yavrum. Arabada 5, evde 15, hoşuma da gidersin bedava. Arabada 5, evde 15, hoşuma da gidersin bendensin. Arabada 5, evde 15, hoşuma da gidersin ağaya beleş. Arabada 5, evde 15, hoşuma da gidersin bedava. Arabada 5, evde 15, hoşuma da gidersin bendensin. Arabada 5, evde 15, hoşuma da gidersin acıya beleş. Peşim param kalmadı, vize çekelim aradan çık. Arabada 5, evde 15, hoşuma da gidersin bedava. Arabada 5, evde 15, hoşuma da gidersin bendensin. Arabada 5, evde 15, hoşuma da gidersin bedava. Kahrol düşman, al sana bomba.
Baş olana kadar ağlayana süt verirler tabiri caiz. Ama bende o da yok, her şeyim aciz, inan ki haciz. Kapına da gülüp yatmayacağım, yatağı da yorganı da açmayacağım. Koluma da takacağım bak birini, denk geldim. Buraya. Ah, hoş geldin Hatice. Nasılsın? Kırmızılandın kız. Evet, öyle oldu. Nasıl buldun adaylarımızı? Vallahi hepsi birbirinden güzel. Çok zorlanacaksın. Oğlan da yavrum baksana. Oğlan da Tintin gibi değil mi Tintin? Oğlan da Tintin gibi Tintin. Nasıl oğlan ama boylu postlu değil mi? Vallahi. Ay ne desem bilmiyorum ki. Boylu poslu. Kızlar evet yani var bayağı bu kadar var. Evet maşallah. Ya yani kızlarımızın da boyu zaten uzun canım değil mi? Ayağı da 45. Çocuk mezarı gibi vallahi. Sadrazam kayığı gibi derler. Hani hiç olmazsa zarif olsun. Asil ya. Burak nerelisin? Ankara. Ankara dikmen. Ankara. Hayır. Ankara'nın dikmeni. Dikmeni biliyorum ama. Bir dakika Namık burada. Namık, Ankara'nın dikmenini biliyorsun. Sen hiç geldin mi oraya abi? Gitmem ben çıkmadım ki oradan. Bir daha gittin mi abi? Bir daha gittin mi abi? Ankara'nın, sen nereliydin? Ben, çok karışık ya. Sen şeyini dönmek arkana bir şey. Tamam. benim baba Tokat, anne Sivas, ben İzmirli köken Kars. Bayağı bir melezlik var yani. Tekerleme gibi, bir dakika tekerleme karışık. Gibi. Çatal çatal, topal çoban, çatal yapım, çatal satar. Şöyle bakayım. Bir daha kendi şeyine. Babam Tokat, annem Sivas, ben İzmirli köken Kars. Vallahi karışık. Babam Sivas, annem Tokat, İzmir Kars. Ya diyorlar sen nerelisin İzmir'in? Baban nereli Tokat, annen nereli Sivaslı. Diyorum kökende de Karslık varmış. Artık zorlanıyorum yani. Ben de böyle tekerleme gibi yaptım. Tokat sosyetesinden Seda Sayan'ı tanır mısın? Aa çok severim. Şimdi adaylarımıza sorular soracak seçicimiz. Siz de lütfen bu konularda birazcık daha deneyimli olarak... göz kulak olun tamam mı? Sen yalnız mı geldin? Ailece geldim. Ailece geldin. Yenge falan burada mı? Mehmet Ali abim dedim bizi davet etmiş. Yemek falan. Bak özel ben istedim seni. Karnımızı falan doyurur evde diye hanımı falan aldım geldim öyle. Yenge de burada mı? Burada abi. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Bak yenge de burada alkışlayalım. İsminiz ne efendim? İsminiz? Nebahat. Nebahat Hanım, bu Namık Bey nasıl biridir? Çapkın mıdır? Hayır, değildir. Ama şarkılarda aldın mı kızlara beş, erkekler... Ne diyor bunlar şarkılarda? Onun mesleği. Ha mesleği, bak evet. Görüyor musun? Nasıl şarkıları oldu? Hanıma değil, sana yazıyor zaten. Ha şarkıyı bana mı yazdı? Tabii abi. Bir dakika, şarkıyı bana mı yazmış? Arabada 5, evde 15. Yenge bu ne demek? Bir dakika yenge söylesin. Bilemeyeceğim orası. Sözleri kendi mi yazdı? Evet, kendisi. Kendi yazıyor. Hı-hı. Evde ha, mi yazıyor? Sorun kendisine abi. Hatta kim için kendisi yazdı? Söylemişti. Mehmet Ali bunu Mehmet Ali abiye yazmıştım. Ciddi dedim. Mi söylüyorsun? Evet, arabada 5 ve 10. Ne demek bu peki yenge? Vallahi bilemeyeceğim Mehmet abi. Ne demek oluyor arabada 5 evde 15? Yani 5 çeker motor öyle mi? Bu şey motorun silindir hacmini söylüyor. Ha. Motorun hacmi. Dur bakalım şimdi. Burak bir numaraya sor bakalım ilk sorunu. Çok heyecanlı şimdi artık. Bir numara hazır mısın? Evet. Ah yerim ben seni. Saçlarını yerim kirpim benim. Saçları kızlar bir görseniz tüyleriniz diken diken olur. Saçlar kalk gidelim diyor. Soru geliyor bir numara. Evet.
Seninle çok uzun süredir devam eden çok güzel bir ilişkimiz var. Kür. Ve sürekli bir aradayız. Evet. Sen artık bu ilişkinin ciddiye dökülmesini istiyorsun. Fakat... Meraklı bu kız çünkü. Evliliğe meraklı. Evet. Fakat ben de evliliğin bana uzak olduğunu düşünüyorum. Evet. Buna rağmen sen bana yakın durur muydun? Kızı kandırmış mısın yani? Hayır. Oyalamışsın. Hayır. Bir ilişki. Sadece evlenmek istemiyorum şu anda. Ne kadardır berabersiniz mesela diyelim? Oğlum kağıda bakma, kendin kafandan söyle. Kağıda bakıyor diyelim, ne kadarlık evliliği? 6 sene. 6 senedir beraber sene çıkıyorsunuz. Beraberiz. İlk erkeği misin onun? Öyle olsun, evet. Diyor ki 6 aydır beraberiz. O evlenmek istiyor, ben evlenmeyi... 6 yıldır mı? 6 yıldır. 6 yıl diyelim. Oha yani. Bence de. Oha. Kız var ya, çarşafa dolanmıştır 6 yıl. Kızım öyle diyor, ne dersin? Ya zaten 6 sene sonra belli birçok şey oturmuş olur diye düşünüyorum. Onun için evlilik çok şart değil ama yine de neden istemediğini de sorardım tabii yani. Yani şimdi senin için normal bir şey mi? 6 yıl seni böyle oyalasın, evleneceğim diyor muydun? Diyordun herhalde, bir konuşma geçiyordu aranızda değil mi? Çünkü nereden baksan en kısa ilişkilerde bile muhakkak geçer efendim, değil mi? 6 yıl. Bir dakika hanımefendi. 6 sene değil mi? Kalkar mısınız efendim? 6 yıl. 6 yıl. 6 yıl da. 6 sene değil efendim. 6 yıl. 6 yıl. 6 sene aynı, ikisi de aynı. Hadi ya, tebrik ediyorum. Evet, ikisi de aynı. Değişmiyor ama bıkılır. Kim bıkar? İkisi de bıkar birbirlerinden. Ay bıkar mı? Soralım bakalım. Bir dakika. Bıkarlar. Birbirimizi seviyorsak neden? Bir dakika, bir dakika. Bir kız konuşsun bakalım. Arzu bıkar mısın? Bıkmam. Seviyorsam neden bıkayım yani? Seviyorsam bıkmam diyor. Bıkarlar, evliliğe de gitmez, ayrılırlar. Altı yıl az zaman değil. Ay bu kesin tavrını koydu kadın. Ama 6 sene Titus az. Şerif ayrılırlar diyor. Ama 6 sene çok çok kız zaman. Diyor ki seviyorsam ayrılmam diyor. Hatta benle evlenmese bile yine de söyle. Ben üstüne gelmem çünkü hani zorlu olacak bir şey değil evlilik. O mutsuz olacaksa iki tarafın alabileceği bir karar bence, onun için. Ben evlenenler bile 6 sene sürmüyor, ayrılıyorlar. Kalmış ki 6 sene ama beraber mümkün. Ama ilişki bitecek diye bakamazsınız ki. Herkese göre değil Şerif Titus yani. Ben de... Şimdi herkese kendi duygularına göre şey yaptırma benim yani. Benim görüşümde böyle Mehmet Ali Bey. Peki teşekkür ediyoruz diyor. Şimdi birini bırak, tatmin oldun mu 1 numaranın yanında? Oldum evet. 2 numaraya geçelim, sor. 2 numara. Seninle çok uzun süredir devam eden çok güzel bir ilişkimiz var. Hadi onunla da 5 yıl olsun. Hadi sana 6'yı verdim. Ve sürekli bir aradayız. Sen artık bu ilişkinin ciddiye dökülmesini istiyorsun. Fakat ben de evliliğin bana uzak olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen sen bana yakın durur muydun? Eğer seni seviyorsam seninle olurdum. Eğer evlenmek istiyorsam seni terk ederdim. Nasıl? Evet, nasıl? Yani... Çok enteresan bu, iki bilinmezli denklem gibi oldu. Eğer gerçekten sana çok bağlıysam tabii ki senden vazgeçemezdim. Ama eğer hedefim bir yuva kurmaksa, çocuk sahibi olmaksa seninle vakit harcamazdım. Evet, havuz problemi gibi. Yani... Ama daha bıkmadı. Kız kafasına evlenmeye koydu mu, adam da istemiyorsa kardeşim sen yoluma ben yoluma diyor. Ben diyor yuva kurmak istiyorsam bu doğrultuda geliyorsan bana gel. Yoksa defol lan bırak. Allah'ın kirpisi. Abi vallahi sinirlendim şimdi. Buyurun teyzeciğim, sen ne yaparsın bu durumda? Kalkar mısınız lütfen? Lütfen bir kaldırın lütfen. Ağır geliyor galiba lütfen. Bu kadar zor mu bir kalkmak ayağa? Yok şimdi hanımefendiye katılıyorum. Doğru söylüyor. Eğer sevmekse, hoşlanmaksa olabilir. Ama evlilikse maksadı, bu evliliğe son verirdim. Doğrusu o. Evliliğe değil, evlenmediler i̇lişkiye. Daha. Ama ilişkiye. İlişkiye son verir. Eğer hoşlanıyorsa devam edebilirdi. Ama eğer niyeti ciddiyse ilişkiye son verirdi. Yani son yaş bir. Böyle 30 falan olduysa artık 6 sene de olmuş. Artık onu kalmadı. Ne yapacağım yani? Ama çok kadar seviyorsun adam, ilişkinde. Çok da sevse o sevginin ben anlamı kalmaz adıma. Ha devam ederim diyorsun. Devam eder. Tabii. Anladım. Siz 2 numaraya sordunuz. Şimdi 3'e mi soracaksınız? 3 numaraya soracağım. Evet Aslı, ben size söyleyeyim. Aslı. 35-44. Aslı yaz yolla.
Dinliyorum. Aynı soru. Tamam, geliyor aynı soru. Tamam, almama gerek yok. Şöyle düşünüyorum ben, eğer 6 yıl sonra... 6 yıl mı bizimki de Mehmet Ali Bey? Sizinki 4 yıl. Bizimki 4 yıl. Yani 4 yıl sonra evliliği düşünmüyorsa herhalde hazır değildir diye düşünürüm. Bir şekilde hani hazır olmadığı bir şeyler vardır diye düşünürüm. Ya ilişkide mi? Hayır, evliliğe hazır olmadı. Ama şimdi evlilik de bir anlamda ilişkinin güzel doğru gitmesinden de böyle kaynaklanır ve de rayına oturur değil mi? Tabii. O zaman demek ki bir yerlerde bir eksiklik var. Ama bazı sıkıntıları olabilir herhangi bir şey. Maddi olabilir, manevi olabilir, her şey olabilir yani. Ha, anlayışla mı karşılarım diyorsun? Yani onları tartışırız, otururuz, konuşuruz. Ama eğer ki yok ben seninle bir 4 sene daha çıkacağım ve daha hala evlenmeyi düşünmüyorum diyorsa ben zannetmiyorum. İlişkimiz yürüsün. Ne yaparsın kız? Ya bilmiyorum, konuşuruz güzelce, medeni bir şekilde yollarımızı ayırırız. Tabii genç bir kız yani, o da yuva kurmak ister. 16 yıl çık çık çık, nereye kadar çıkacak? Yani. Allah seni kahretmesin. Bu mudur soru? Evet. Tatmin oldun mu? Oldum. Evet. Küçük hanım için. Küçük hanım için, Arzu hanım için söylüyorsun. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla dolu. Hiç ayrılamam derken, kavuşmak hayal oldu. Hiç ayrılamam derken, na 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 na, kavuşmak hayal oldu. Bir dakika şimdi, o Arzu'nun istediği bir şarkıyı söylemesi lazım. Evet, alkış ayol. Dur, senin saçını nereden yaptıracağız onu söyleyeyim. Ayol, bu saçı da ektirmek var ya, aylar alır, aylar. Armamet efendim, karşıda bu, Kadıköy'de. Sen nerede oturuyorsun? Karaköy'de mi oturuyorsun? Nerede? Ha, Bostancı'da oturuyormuş. Sıfır... Armamet'ten 0216-359-02... Ay, bunun da sıfırları bol. Ay, şansına bak adamın, bunun da sıfırları bol. 359-02-02. Arayın, ektirelim, diktirelim saçınızı. Evet, hangi şarkıyı söylesin? Hangi şarkıyı söylesin? Söyle, popüler bir şey. Ay bilmiyorum, şu an heyecanlı. Allah seni kahretmesin, takıldı kaldı. Bir daha böyle sanatçı olamazsın bak ya. Yani. Kızım söylesene bir şarkı. Şimdi her söylediğim... Evet, o şimdi askeri söyleyebilir. O şimdi askeri... Hayır, benden Burak'a gelsin. Bir dakika, siz yaptınız mı askerliğinizi? Mehmet Ali, ben bir şarkı söyleyeyim mi? Evet, Hatice Hanım da söyleyebilir. Doyamıyorum. Kim çok daha farklı onu söylüyorsun. Evet. Sen ona söylüyorsun. Evet. O zaman uzun boylu, güzel uyulu bir yarim olsun. İçkisi kumarı, aşka çamağı, aman aman öte dursun. İşinde gücünde o saf haliyle. Of 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 of. Evet, onu söyleyeyim. Onu hep tarzıma girmiyor ama sanat diyor kendisi. Siz sana, o zaman şeyi söyleyin. Benim gönlüm sarhoştur. Benim gönlüm sarhoştur. Yıldızların altında sevişmek ah ne hoştur. Yıldızların altında yanmam gönül yansa da Ece. Gözlerim kapansa da yıldızların altında. Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Alkış. Ay bir de altın istiyor. Ay bu şarkı nerene takacaksın? Altını nerene takacaksın? Nereden var bizden? Nereden var bizden altın? Tekin Seyrek oğlundan sana bir baş altın.
Aman daha ne? Ama sakın altını bozdurayım deme. Hayır, daha asla hayır. Tamam mı? Takın peki istiyorum. Seyrek kolundan veriyorum, bozdurmak. Soğan mı veriyorsun abi, bir baş altın? Bir baş soğan derler mi bu? Takım abi. Hayır, buna da 200 gram verecek halim yok herhalde. Çünkü bu merakla hemen bozdurur altını. Yazık ki boşa gitmesin altın. Onu taktıracağım, bozdurmayacağım. Bozdurmayacaksın değil mi? Bozdurma, vallahi yatırım olsun. Tamam. İki numaraya sor bakalım. İki numara. 35-44'e yolluyorsunuz. 35-44 adaylarınızı. Beni etkilemek için bir yeteneğini sergiler misin? Joker hakkımızı ne için saklıyorduk? Joker hakkımızı ne için saklıyorduk? Joker hakkınızı, o göbekleri bir kere attıracağım size. Bu kimi suyudu? madem geldik şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyebilecek misin? Bende daha ne yeteneği Burak için var. Yani. Kür ne yeteneği olacak sende? Allah. Allah'ın kezbanı. Sende ne yetenek olacak? Aşkım. İki numara. Oku bakalım. Ah kalbim, ben senden çok çektim. Söyle nedir bu halim? Vallahi sen değilsin, değilsin. Olmaz ki böyle çarpılmaz ki, çıldırmışsın sanki, vallahi sen delisin, delisin. Bu kadar. Ya. Alkış. Sıra geldi 3 numaraya. Aslı Hanım. Evet. Beni etkilemek için bir yeteneğini sergiler misin? Sergileriz. Ya arkadaşlarım yani taklit, iyi taklit yaptığımı söylüyorlar. Ben de Seda Sayan'ı yapabilirim mesela. Aa. İsterseniz. Olur. Olur. Sen görmeyeceksin ama sana anlatırlar artık. Evet, ben anlatırım, her şeyini anlatacağım ona. Ama yalanım yok, kıskancım. Birazcık daha huysuzum. Sana yan bakanın gözlerini aymazsam namussuzum. Ama yalanım yok, kıskancım. Birazcık daha huysuzum. Sana yan bakanın gözlerini aymazsam namussuzum. Bravo. Bir numara. Seninle çok uzun zamandır beraberiz. Sen zengin bir... Zengin. Zengin mi? Zengin bir. Senin eller biraz açık galiba. Anlamadım, ne dedi? Zengin. Zengin değil oğlum, zengin. Zengin. Bir fabrikatör kızısın. Aa. Ben ise fakir bir işçiyim. Evet. Benim varlığımı ailenden hala gizlemeye çalışıyorsun. Neden peki? Devam ediyorum. Yani zengin kızla fakir çocuğun aşkı gibi. Öyle mi? Kimle kimin? Ne önemi var kuzum? Senin gömleğinle benim gömleğim. Tamam, bir ışık yazdık. Hayır, bir kere Edis Hon dedin. Hiç çok vallahi mu? Yani. Türkan Şoray'la Edis Hon'un filmi. Ay kafam dönüyor. Allah seni kahretsin. Evet, soruyu anlamadım senin yüzünden. Tekrarlayayım istersen evet. Bir numaram. Gittikçe evet, saçları dikilmeye başladı bunu. Seninle çok uzun zamandır beraberiz. Evet. Sen zengin bir fabrikatör kızısın. Zengin değil oğlum, zengin. Zengin bir fabrikatör kızısın. Evet. Ben ise fakir bir işçiyim. Benim varlığımı ailenden hala gizlemeye çalışıyorsun. Ama çıkıyorsunuz, seviyorsunuz birbirinizi. Evet. Ben yolda ağabeyim ve babanla karşılaşma korkusundan da sıkıldım. Ha. Beni ailenle ne zaman tanıştırırsın? Evet. Peki sen seni gizlememi kabul edecek yapıda bir erkek misin? Soruya bak, çok ağır geldi bu soru. Sen dedi. Yani sen böyle bir şeyi kabul edersen ben zaten hiç işim olmaz seninle yani. Hani ben seni ailemden gizleyeceğim, senin paran olmadığı için sen de bunu kabul edeceksin. Hiç. Farz et ki yani kabul edersin yani. Sen böyle bir şeyi. Şimdi baban fabrikatör olmadığı için böyle konuşuyorsun. Baban fabrikatör olsa bakalım böyle konuşabiliyor musun? Hayatta bakmaz. Bir de bu var. Yani şimdi bunu atmak böyle kolay. Şimdi diyelim ki böyle çok şey bir ailesiniz, ayıp söylemesi yani, zengin, sonradan görmüş. Parayı bulmuş. Soruları yaşayarak cevaplayın kızlar. Mağaradan gelmiş, parayı bulmuş. Sonra da çocuğu beğenmiyormuşsunuz mesela. Öyle bir aile diyelim.
Ne yaparsın? Nasıl ne yaparım? Bilmiyorum, hiç başıma öyle bir şey gelmedi. Bak tut ki gelsin bak. Tut ki, önce bir tut ki gelsin. Değil mi Namık? Tut ki gelsin. Tutturmuyorsun ki. Kızım. Efendim. Mesela diyoruz. Mesela ne? Mesela sen çok zengin fabrikatör bir Hulusi Kertmen'in kızısın. Rahmetli. Bu da Edison. O Edison. Sen. Biriz i̇şte bence yakın. De eskide kaldı öyle şeyler. O beni taşıyamaz bence. Aa. Halter çalışıyor, taşısın. Neden böyle düşünüyorsun? Yani ne bileyim, çünkü açıklayabilecek onun gücü yok yani. Ben buradayım diyemiyor. Benim açıklamamı bekliyor. Bu şekilde de sabrediyorsa zaten güçlü bir karakter değildir zaten. Sen böyle bir durumda o erkeğini ailenden gizler misin? Hayır, ben gizlemem. Ne olursa olsun diyorsun. Hayır, ne olursa olsun gizlemem hiçbir şekilde. Ben diyor böyle bir durumda zaten gizlemem diyor. Olayı oraya getirmem diyor kardeşim. Güzel bir cevap. Güzel bir bence cevap. Güzel. Peki sizce doğru mu yani bu yaklaşım? Bence ortada büyük bir aşk varsa ben kendim açıklarım aileme durumu. Ama şimdi bir de şöyle bir durum var. Çok da böyle karşı bir durum varsa. Beyefendi siz kalkar mısınız? Siz böyle bir durumda nasıl bir... Ya uzlaşı mütevazi davranırdım. Onu normal kendi birim gibi görürdüm. Kendi dünyama alabilirdim. Aile görmüyor diye. Aile görmüyorsa ailesini... Baba ikna ederdi mesela. Aşkı için, aşkı için ailesini ikna ederdi ki kaçardı. Her i̇kna şey. Olur mu ayol? Olurdu. Kocaman adam. Fabrikası var. Ne yapacak, kaçak hali? Onu o zaman fabrikasını alırdı, beraber yaşardılar. O da olur. Bir dakika hanımefendi lütfen. Bir dakika, bir de erkek konuşsun. Verin mikrofonu lütfen. Buyurun kardeşim. Olmaz diye bir şey yok. Nasıl olmaz diye bir şey yok? Bir dakika. Bir dakika lütfen, onun da yorumunu alın. Söyle kardeşim. Olmaz diye bir şey yok. Dünyada olmayan tek bir şey vardır. Eşekli kedi ilişkisidir. Her şey olur. O ne lan? Namık. Efendim? Oğlum duydun mu? Duydum. Ne ben, diyor? Gel buraya. Ses tiz geliyor, tiz. Ne diyor? Bas ver, bas. Bir dakika. Az bir bas ver abi. Bir daha söyle oğlum. Dünyada olmayan tek bir şey var. Evet hala. Bir dakika. Arkadaşlar susmazsanız kardeşimi duyamayacağım. Söyle kardeşim. Bağır ama bağır. Dünyada olmaz diye bir şey yok. Olmayan tek bir şey vardır. Eşekle kedi ilişkisi. Her şey olur. İstedikten sonra her şey olur. Abi. Abi. Hanım zenginse, erkek fakirse o iş bozulur abi. Hürmez abi. Ya yok, o saçma olur ya. Çok iyi. Peki kardeşim. Senin başından adamı, böyle bir şey geçti mi? Adamı satın almaya kalkarlar. Bir dakika. Bak ne diyorlar. Belki de başından böyle bir şey... Ya hamileyse diyor. Ne? Aa! Bir dakika, kız bir de hamile çıktı. Kız mı hamile, erkek mi? Bir dakika. Kız hamile kaldıysa ne olacak pekala? Babası ne diyecek o zaman? Babası kesecek. Hiç de kesemez. Babası da alacak fabrikaya. Hiç de kesemeyecek. Buyurun hanımefendi. Yani fabrikada ben de aynı fikirdeyim. Hamilesi ne olacak o zaman? Canım hamile bırakacak tip var mı bunda, baksana? Var. Ya ben olsam... Var. Bir dakika beyefendiler, beyefendi. Ateşle barut bir arada gir kardeşim, olmaz. Kardeşim bir dakika lütfen. Şimdi sen bunu neye dayanarak söyledin? Böyle bir tecrüben var mı? Yok. Nereden attın? Öyle diyorlar, bilmiyorum. Ben de başkasından diyorum. Bir dakika. Kim öyle diyor? Büyüklerimiz öyle diyor. Büyüklerin? Sen kaç yaşındasın? 20. 20? 15 gün sonra askere gidiyorum. Ay kurban olurum. Hadi ayıpsın. Kurban olurum ben sana. İnşallah sesin de oturacak askerde, değil mi? Şşt, bana bak, topçu mu olacaksın? Yok. Garson.
Garson olacaksın. İsmin ne? Ümit. Ümit. Nerelisin? Samsun. Ah kurban olurum sana. Şuradan selam yolla Samsun'daki hemşerilerine. Samsun'da anneme babama herkese selam. Ay. Bütün hemşerilerime. Bağır ama bağır. Samsun'daki bütün hemşerilerime anneme babama selam. He. İsim neydi? Ümit. Ümit. Tamam. Otur Ümit'im. Kurban olurum sana. Şimdi ikiye soralım. Aynı soruyu. 35-44'e yolluyorsunuz. 35-44. Aslı yaz yolla. 35-44. Sibel yaz yolla. 35-44. Arzu yaz yolla. 35-44. Namık yaz yol. Yok bana yollamadım. İki numara. Soru geliyor. Dinliyorum. Seninle çok uzun zamandır beraberiz. Sen zengin bir fabrikatör kızısın. Neymiş neymiş? Zengin. Zengin. Sen zengin bir fabrikatör kızısın. Ben ise fakir bir işçiyim. Benim varlığımı ailenden hala gizlemeye çalışıyorsun. Ben yolda ağabeyin ve babanla karşılaşma korkusundan da sıkıldım. Beni ailenle ne zaman tanıştırırsın? Heh. Sibel. Eğer seni seçtiysem mutlaka çok zeki olmalısın. Eğer zekiysen çok para kazanabilirsin. Benim param senin parandır. Bak ne olmuş Allah aşkına söyle. Efendim? Gerçekten tüylerin kızarmış, diken diken. Tüylerin kızarmış diyor. Allah cezanı vermesin. Ay Türkçe'de böyle bir deyim var mıdır? Tüylerin kızarmış. Kürkür. Ay kürkür. Allah seni kahretmesin. Tüylerin kızarmış dedi. Ama kolları, tüylerin kabarmış. Tüylerim diken diken oldu derler ona. Diken. Ay. Bak diken diken. Ben Madiden'i söylüyorum. Ha Madiden'i ha, söyledim. Evet, anladım. Kür. Allah kür. Seni kahretmesin. Ya kız bak yine kızarmış da. Kızarmış mı? Evet efendim. Kör müyüm ben? Görüyorum. Renk körlüğüm var. Şuraların halleri. Ayol elleyeceğim diye numara yapıyorsun. Hoş anlamadım sanki. Evli bir erkeğim ona göre artık. Lütfen. Gözüne girsin bu yüzük. Ona göre. Gözüne girsin. Buna göre. Buna göre konuşalım. Bak. Ona göre lütfen. Lütfen. Ay kadın ölüyor ayol. Ayol su verin su. Allah kahretmesin. Su verin. Ayol su dökün kadın ölüyor. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin kadın ölüyor su dökün. Hanımefendi. Vallahi gözüm. Bir dakika. Bir dakika kalkar mısın? Bir dakika ne oldu? Anlamadım ki. Kadına bir şey oldu ver mendil ver ayol. Ay su iç tövbe yarabbim. Al kıyafetine de uymuş. Sizin de gelmiş dur. Dur Allah kahretmesin. Sayemde bir temizlendi hiç olmazsa. Dur kulaklarının içini de silelim. Allah cezanı vermesin. Şu adamı bir yıka diyorum sana. Evet valla. Yok yok. İki numara. Şimdi üç numaraya sor bakalım. Üç numara. Evet. Seninle çok uzun zamandır beraberiz. Sen evet. Zengin bir fabrikatör kızısın. Ben ise fakir bir işçiyim. Benim varlığımı ailenden hala gizlemeye çalışıyorsun. Ben yolda ağabeyin ve babanla karşılaşma korkusundan da sıkıldım. Beni ailenle ne zaman tanıştırırsın? Heh, üç numaraya söylüyor. Çok önemli bu. Üç numaranın cevabı çok önemli. Çünkü bu biraz... Nalet, nalet. Heh. Anladın mı? Şöyle düşünürdüm ben. Duyamadım. Bir şey demedik ya. Ben de seni duyamıyorum. Bir dakika, Ümit'e soralım. Ümit, ne diyorsun? Joker kullanıyorum. Ver bir numara. Kullanıyorum,
Bir şey demiyor mu? Sen hangisini beğendin? Ben Sibel'i ben. Sibel'i mi? Sibel'i ben. İnanmıyorum. Evet. Şimdi deseler ki sana Sibel'e kendini beğendirmek için ne yaparsın? Ben ne bileyim. Oynarım. Ay kurban olurum. Gerek yok. Seni gerek sonra yok. Oynatacağım. Söz tamam. Tamam. Evet. Sibel Aslı. Derdim ki yani şöyle düşünürdüm. Onun yani aynı durumda olabilirdim. Ben de fakir ama gururlu bir genç kız olurdum. O da aynı şekilde düşünebilirdi. Ay nasıl ciddisiniz var ya sanki burada. Allah'ım yarabbim yani Discovery Channel'da gibisiniz kızlar. Allah cezanızı vermesin. Aa bu olayı bir ciddiye aldınız siz. O zaman babama gidip derdim ki baba ben evet Burak'tan evet, evet. Baba derdim. Dur bir dakika ne derdin babana? Babacığım Burak'tan hamileyim. İzdivacımıza bir mani olmamalı. Fakat onunla evlenmek istiyorum. Budala. Budala seni. Dedi ki Burak'tan dedi hamileyim derdim babama dedi. Baba ne derdi acaba? Aldır kızım. Öyle mi? Ne der, ne diyecek baba? 5 ay. Zengin ama böyle artık hani onların şey oluyor ya görüşleri biraz daha. He. O bakımdan. Anlayışla mı karşılardı? Anlayışla karşı. Ya da sen onu ikna eder miydin? Ederdim. Ya bir tek hamileyim demekle ikna olur mu sizce yani baba? O zaman kaçıyorum baba derim. 4 aylığım derse olur. Bir dakika. Hatice'ye soralım. Hatice'ye. Evet. 4 aylığım der. Zaten 4 aylık bir çocuk alınamaz yani. Ha 4 aylık der. Neredeyse doğuracağım yani der. Bir dakika hanımefendiye verelim. Yani. Baba çok zengin olduğu için onu Amerika'ya gönderir. Doğum yaptırır orada. Evladını da sonra evlatlık olarak alır. O zaman şöyle söyleyeyim. Hastalığıma çare bul. Yine kabul etmez. Çare bulunmayacak yani amansız bir hastalığa yakalandım diyelim. Öyle şey yapıyorum yani böyle doktorlar belki falan. Belki o zaman insafa gelir. Ha. Ama doğumla falan kandıramazsınız. Peki bir erkek olarak ne dersiniz böyle bir durum karşısında? Beyefendi kalkar mısınız lütfen? Öyle oturuyorum buraya geldin Allah aşkına. Bir konuş bir sesin çıksın. İsminiz ne efendim? Atilla. Kimle geldin? He bizim kurs. Kimle geldiniz? He? Kimle? Hafız abla grubuna geldim. Neyin grubuna? Hafız abla grubu. Hafız Hanım. Hafız Hanım kimle? Sağ. Ne? Sağ altı taktı o. Bana takan. He Hafız Hanım turşucu. Peki siz evli misiniz? Bekarım ben. Hiç evlenmediniz mi? Hiç evlenmedim. Yaş kaç? 44. 46, 44. Atilla. Evet. Ne iş yapıyorsun? Ben emekliyim. Matbaadan emekliyim. Nereden? Matbaadan. Matbaadan. Basıyordun yani. Kağıt mı basıyordun? Kağıt basıyorduk, karton basıyorduk. Karton. He. Atilla, sen şimdi böyle bir durumda ne yaparsın? Ben mi? He? Kızlarla kaçırırım ben. Bir dakika Allah'ım be. Ben kızlarla kaçırırım. He? Ben kaçırırım ya. Kızı kaçırırsın. Kızı kaçırırım evet. Yani zengin kızı alır kaçırırsın. Kaçırırım. Paran yok. Emekli. Emekli aylığımla kaçırırım emekli aylığımla. Emekli aylığı. Ayol 44 yaşına kadar kaçıramadın da şimdi mi kaçıracaksın? Allah seni ne bilir söylüyorsun. 44 yaşına kadar neden kaçıramadın? Kaçıramadım. Nasıl olmalı? Gerçekten hiç nişan da mı geçti? Hiç yok. Allah Allah. Peki bayan arkadaşın var mı? Yok. Annemle ben mi kalıyorum? Oh. Ah Öyle anne kuzusu bu belli. Helalen bir günde kaçırıyorsan. Bir günde kaçırma kursu verebilirim. Bak diyor ki Namık gelsin ona bir kaçırma kursu vereyim diyor. Namık. Ah anne. Var annesiyle oturuyormuş. Ayol sen nereden dinliyorsun Edis Hon? Allah Allah. Sen lafı nereden dinliyorsun? Bir dakika Ümit'e soralım. Ümit. Efendim Mehmet Ali Bey. Sen şimdi ne yapardın? Fakir bir oğlansın. Sibel de zengin bir babanın kızı. Ne yapardın böyle bir durumda? Gelirse alır götürürüm. Gelmezse kendi bilir. Helal olsun sana be. Şimdi efendim adaylar kendilerini övsünler artık değil mi? 1 numara. İstediğin gibi anlat kendini. Nasıl güzel olduğunu. Ben kendimi övmeyi sevmem ama. Başkaları övsün isterim beni. Kür. Sen karakterini anlat. Ne olduğunu, nasıl olduğunu.
Nelerden hoşlandığını, kendini bir ifade et bakalım. Şimdi bu çok özel bir bölüm. Karşılıklı konuşalım mı yoksa ben tamamen kendim anlatayım? Sen tamamıyla kendin. Çünkü telefon bağlanacak sonra. Bu dediklerin bakalım doğru mu yanlış mı, onları da öğreneceğiz. 35-44'de yolluyorsunuz bu arada. Ben çok konuşkan bir insanımdır. Yani sempatiyimdir. Genelde sıcakkanlıyımdır. Ondan sonra. Ay çok garip oluyor ama böyle ben sempatiyim, güzelim falan deyince tek başına insan. Ya. Gencim, güzelim, seni üzerim. Gerçekleri söyle diyor bak, gerçekleri. Yok, gerçekten ilk aklıma gelen çok sempatik oldum. Yani sıcakkanlı bir insanım. Sempatik mi sizce? Teşekkür ederim, sağ olun. Ondan sonra. Bu şekilde. Başka? Yani en önemli özelliğim bence bu. Herkese karşı. Peki bir telefonumuz var. Alo. Alo. İyi günler. İyi günler. Kiminle görüşüyoruz? Emre Bilir. Emre. Evet. Nereden arıyorsunuz? Efendim, Ortaköy'den arıyorum. Ortaköy'den arıyorsunuz. Tanıyor musunuz Arzu Hanım'ı? Evet, tanıyorum. Nereden? Eski erkek arkadaşıyım. Emre, sence senin bu yaptığın doğru mu? Yani kalkıp telefona falan şey yapmak, böyle aramak falan. Yani evet, hoş bir şey mi sence senin bu yaptığın? Yani şurada bir eğlence programı ve sen yani kalkıp... Peki bir dakika, ayrı mısınız şu anda? Mehmet Ali Bey, kendisi bir ay önce beni terk etti gitti. Anlaşamadık, karşılıklı ayrıldık yani. Bir dakika, ayrıldıysanız şimdi böyle bir hakkınız da yok Emre Bey, değil mi? Ayrıyız yani tabii ki, yoksa. Hayır, maalesef. Kendisi terk etti gitti beni. Hayır, terk etmedim, karşılıklı ayrıldık yani. Siz terk etmediniz, ayrıldınız. Ya medeni bir şekilde oturduk, konuştuk, ayrıldık. Ne Emre Bey, sebep neydi? Ayrılmanıza sebep neydi? Ne yapmaya çalıştığını hiç anlamıyorum yani. Oynak mı? Ay şey, nasıl... Neyini gördünüz de ayrıldınız? Efendim, beni çok kıskanıyordu. Ha, kıskançlık. Ben kıskancımdır biraz, sevdiğimi kıskanırım. Sevdiğim her şeyi kıskanırım. Kendisi çok iyi bir kızdır, çok sempatiktir, çok sıcakkanlıdır. Artı bir aydan beri vızır vızır her yerde onu arıyorum. Aramadığım yer yok. Her tarafı İstanbul'u karış karış arıyorum ama bir türlü ulaşamıyorum kendisine. Sizi tebrik ederim, tam denk geldiğiniz programda gördünüz. Evet, sabahım uyandı. Bir baktım telefonda Asgard'ın programında Arzu var. Bir zaman oldum bilemedim. Hemen telefonu sarıldım. Artık teknik ekibi rica ettim, lütfen yardımcı olun diye. Onlar sağ olsunlar, kırmadılar beni. Ve programımıza katıldım. Peki, evet, teşekkür ediyorum. Sen izleseydin ulaşabilirdin yani. Hiç şey yapma bence şimdi, hani böyle programı arayıp falan. Bilmiyorum. Ama seni o kadar çok aradım ki. Arasam. Maalesef telefonun kapalı. Telefon numaranı değiştirdim. Arasam bulurdun. Hayır, arasam bulurdum. Sadece telefon numaramı değiştirdim. Başka numarayı değiştirmiş demek ki. Öyle mi Emre Bey? Bilmiyorum artık. O kadar çok aradım ki. Yani çok aradım ya. Çünkü Arzu bambaşka bir insan. Benim için. Çok seviyordunuz yani. Sağ ol. Evet, hala çok seviyorum. Vay be. Neyse, kısmettir diyoruz. Size de şey hediye edelim. Ne hediye edelim? Adama ne hediye edeceğimi şaşırdım. Vallahi o kadar çok... bir bardak bana... soğuk su efendim. Size bir bardak ya da bir galon taşdelen armağan ediyoruz. İyi günler. İki numara. Sibel Hanım, siz kendinizi anlatın. Ben anlatayım. Arkadaşlarıma çok önem veririm. Çok az insanla görüşürüm ama görüştüğüm insanlar benim her şeyimdir. Bunun dışında öyle güzelim, zekiyim demeyeceğim. Zaten zeki olduğum belli oluyor. Nerenizden belli oluyor? Konuşmamdan. Ha. Biraz da ukalayım galiba. Ama bilmiyorum. Biraz ukala olmanın gerektiğine inanıyorum, mesafe koymak için. Kız erkek ilişkilerinde tutucu musunuzdur? Yani. Prensipleriniz var mıdır? Tutuculuk derken neyi baz alıyoruz? Siz anladınız. Bilmiyorum, 19 yaşındayım, gerektiği kadar tutucuyum. Çok ukala Allah. Çok ukala ya. Uf. Alo. Alo. İyi günler. Kiminle görüşüyoruz? Merhaba, ben Ebru Sağlam. Ebru Sağlam. Evet. Sibel'in arkadaşıyım. Sibel'in arkadaşı. Merhaba Sibel'cim. Nereden arkadaşsınız? Aynı mahallede oturuyoruz 5 yıldır. 5 yıldır. Sağlam. Evet. Hı-hı. Siz yaş kaç efendim? Benim yaş 22. Aynı yaştasınız. Hayır, 2 yaş büyük. He, 2 yaş büyük.
Nasıl bir arkadaşlığınız var? Nasıl bilirsiniz Sibel'i? Sibel çok candan, çok samimi, çok arkadaş canlısı, dost canlısı bir insandır. Dostları için yapamayacağı fedakarlık yoktur. Bu tabii onun görünen yüzü. Bir de görünmeyen yüzü vardır. Oraya gelelim. Biraz kaprisliyizdir, ukalayızdır. Biraz da kıskancızdır. Evet. Aşk olsun Ebru. Ya gerçekten üzüldüm üzgünüm. Peki siz nişanlı mısınız, evli misiniz? Ben bekarım, oradaki Atilla Bey'e de talibim. Ebru, ben telefon numarasını alayım Atilla Bey'in, gelirken veririm sana. Lütfen Sibel'cim. Tamam, öpüyorum. Atilla Bey duydunuz mu, anladın mı, ne, bir dakika. Neymiş? Bana talipmiş. Talipmiş? He. Arayan talip mi? Talip. Anladım. Peki. Arayan senin Ebru arkadaşına da KRC'den bir yemek takımı veriyoruz. Karaca'dan. Çok tamam mı? Afiyet olsun. Vallahi bak arkadaşına tamam. Gitti. Hadi. 3 numara. Siz anlatın kendinizi. Ne anlatayım? Kendini anlat. Ay. Ya böyle ne bileyim. Kendimi beğenmiş değilim kesinlikle. Çok neşeliyimdir. Çok? Neşeliyimdir. Neşeliymiş. Evet. Dans etmeyi çok severim. Şarkı söylemeyi de çok severim. Bir şarkı söylemedin ama burada değil mi? Severim ama pek dinletmeyi kendi kendime söylemeyi çok severim de dinletmeyi çok sevmiyorum. Biraz kırılgan bir yapım vardır, yani hassasımdır. Öyle. Kız narin erkek, yapılı derler kız benim. Kız erkek ilişkilerinde? Kız erkek ilişkilerinde karşımdaki insana güvenmeyi çok isterim. Bana güven sağlaması gerekir ve değer çok önemlidir. Değer şimdi bakalım gerekir. Telefonda kim var? Alo. Alo. Buyurun efendim. Kiminle görüşüyoruz? İyi günler. Ben Erkan Özdemir. Erkan Bey. Evet. Nereden arıyorsunuz? Şu an Sultanahmet'ten arıyorum. Aslı Hanım'ı tanıyor musunuz? Evet, eski erkek arkadaşıyım. Allah Allah. Ayol bu kızlar hiç durmamış ki maşallah yani. Ekrem miydi, neydi? Erkan. Tanıyor musunuz Aslı Hanım? Tanıyorum maalesef. Maalesef. Yani niye o kadar kötü müydü? Arayacağını biliyordum aslında. Ya hoş değil gerçekten. Hakikaten bugünü buldum. Ama bu kadar mı denk gelebilir yani? Erkan Bey miydi? Evet Erkan. Ne ayrıldınız mı siz? Evet ayrıldık. Ne kadar oldu? Bir yıl kadar oldu. Ha bir yıl oldu. Evet. Maşallah yani bir yıl. Nereden buldunuz? Unutamadım ama. Ha ulaşamadını. Unutamadım. Unutamamış bir yıldır. Peki nasıl bir ilişkiniz vardı? Seviyeli bir ilişkimiz vardı. Yani çok güzel gidiyordu. Neden ayrıldınız? Karşılıklı ayrıldık yani anlaşamadık. Biraz kıskançlık vardı. Daha çok benden kaynaklandı herhalde. Ha siz kıskanıyordunuz yani. Şöyle söylemek istiyorum. Evet. Bir senedir hani aramıyorsun. Yani şimdi bugün beni televizyonda gördüğün için aradığında eminim yani. Evet. Neyse sekretik olunma herkes duvar... yoluna. Peki teşekkür ediyoruz efendim. Kızlar şimdi ne yetenek istiyorsun kızlardan? Benim için... Dans etmelerini istiyorum. Evet. Bir numara geliyor efendim. Bir numara geliyor. Buyurun. İki numara geliyor. Alkış. Üç numara geliyor. Ya gamil
Şimdi onun siz gözü olacaksınız. Teker teker alkışlatacağım. En çok alkışı kim alırsa o tabii ki etkileyecek Burak'ı. Bir numaranın alkışları. İki numaranın alkışları. Üç numaranın alkışları. Şimdi sevgili seyirciler, değerli konuklar, sıra geldi en önemli ana. Hangi bölüm? Hangi? Elleşme bölümü. Nasıl da biliyorsunuz elleşme bölümünü? Ver mikrofonu bakalım çocuğumuza. Kalk ayağa bakalım. Hangi bölüme geldik? Elleşme Mehmet Ali. Elleme bölümü. Elleme, pardon. Ne yapıyorlar burada şimdi adaylar? Ellerini tutuyorlar el ele. Birleşiyorlar, elektrik alıyorlar. Ah, nasıl da öğrenmiş programı. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Ben her gün izliyorum, her gün de geliyorum bakın. Sana bir şey vereyim o zaman. Ne istiyorsun? Yok, gözlük verdiniz. Çok sağ ol. Ha, canım teşekkür benim. Ederim. Canım benim. Otur. Hani bir kere daha gelmiştim ya. Tamam. Oldu. Şimdi adayımız Burak geliyor. Ben mi? Kolunu sıyır. Ay, orası seni hep boya yapıyor. Bir numara geliyor. Kırmızı oldu. Sol elini. Niye sol? Sen zorlanırsın ve göremeyiz buradan kamera olarak. Merhabalar. Evet, ilk kez el ele tutuşuyorlar. İlk temas, bir numara. Burak, al evi götür. Burak, oha, ne yapıyorsun? Al eve götür diyor kız. Ne yaptı? Tamam, yeterli. Burak'ın ellerine bakıyoruz. Burak, terlemişsin yalnız. Normal yani. Üç tane bayan var karşımda. Yeter bu kadar. Yeter. Şimdi de suratını. Gel, nereye gidiyorsun? Ay, gidiyordum ben. Eğilemem o kadar, eteğim var. Etekten nereden görünmez? Şöyle. Diyorsun. Evet. Hadi kızım, suratını ver. Buradan elini uzatması gerekiyor. Uzatsana evladım. Okşa, okşa bakalım. Uyuyor. Kaç numaraydı? Nasıl, beğendin mi? Şimdi, Burak beceremiyor bu işi ya. 55'inden anlamıyor Burak. Şimdi ikinci aday geliyor. Sibel geliyor. Sibel'in elini okşayacaksın. Uzat elini. Uzat, uzat. Mehmet Bey, ne oluyor? O uzatsın. Sen uzatacaksın. Kız uzatır mı lan? Ama öyle erkek oluyor. Uzatır değil mi? Uzat elini. Uzat. Şimdi suratını. Suratını. Kaç numara? İki numara. Ama elini tutmadım. Elini al, tut. Nasıl, güzel mi? Güzel, zarif. Zarif, şimdi suratını. Korkuyorum. Uzun mu saçları? Uzun. Çenesi. Yeter oğlum, yeter. Şimdi üç numaranın elini tutuyorsun. Aslı geliyor, üç numara. Nasıl, bakımlı Aslı mı? Aslı. Efendim. Elektrik hissediyor musun? biraz. Evet, çok. Şimdi suratını okşayacaksın Aslı'nın. Aa,
Aslı'nın birazcık kıl problemi var. Belli oluyor yani, bayağı var. Olabilir tabii ki, bu bayanlarda bazen oluyor. Evet, şimdi SMS sonuçları geldi efendim. Açıklıyoruz. Hemen açıklıyoruz. 35-44'e yolladınız. Ve kimin elendiğini hemen söylüyoruz efendim. En az oy alan gidiyor. Ve belki de Burak için en fazla yakıştırdığınız kişi gidiyor. Üzülerek söylüyorum. Üzülerek söylüyorum ama halkımızın sağduyusuna güveniyoruz. Onlardan en fazla oy alanlar, iki kişi kalıyor. En az oy alan gidiyor. İşte elenen yarışmacımız. Açıklıyorum. 2 numara Sibel. Çok üzüldük. Gerçekten. Yani buraya kadarmış. Ya, evet. Gerçekten yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ve ne kaybettiğini gör bakalım. Merhabalar. Merhaba. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sibel'e medeni cesaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendine olan özgüveninden dolayı. Kuvvetli bir alkış. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve şimdi... Sevgili seyirciler, değerli konuklar. Sıra geldi Burak'ın yollayacağı kişiye. Bu çok önemli artık. Biri gidecek, biri kalacak. Üç mü gitsin, bir mi kalsın? Bir mi gitsin, üç mü kalsın? Üçün biri mi kalsın? Ne diyorsunuz kızlar? O kararı Burak versin bence. Bence de kararı Burak versin. Etkilemeyin. Etkilemeyin. İkisi de kalsa daha... Hep beraber yemin ediyoruz. Bir mi kalsın? Üç mü gitsin? Üç mü gitsin? Bir mi kalsın? Hangisi gitsin? Kim, ikiniz kalmak istiyorsunuz? Üç kalsın. Üç kalsın. Ve bir gidiyor. Ve ne kaybettiğini gör bakalım. Merhabalar. Merhaba. Katya. Gördün mü? He? Uzunmuş bayağı. Gördün mü ne kaybettin? Allah cezanı vermesin. Önemli değil, bir arkadaşımız daha var sonuçta. Arzu'ya teşekkür ediyoruz. Arzu mu? Hala Arzu muyum? Çok teşekkür ediyoruz efendim. Alkışlarla uğurluyoruz. Şimdi işte Burak'la 3 numara Aslı karşı karşıya gelecekler. Ve ilk kez birbirlerini görecekler. Ne zaman? Parmaktan sonra. Kaçırmayın, üzülürsünüz. Değerli konuklar, Show TV ekranlarında sıra geldi buluşmaya. Sanatçılarımıza çok çok teşekkür ediyoruz efendim, bizlerle birlikte oldular. Hatice'ye, Ankaralı Namık. Senin şeyin niye yok, klibin yok? Herkes onu soruyor. Telefonlar gelmiş. Niye klibi yok? Ben bir açıklamada bulundum. Bir dakika. Şimdi bütün sevenlerimiz bunu soruyor. Kaseti firma, klibi de firma yapar. Sanatçı değil. Ha, firmadan bekliyoruz değil mi o zaman? Bir kasetin klibini bekliyoruz. Şimdi sen kız tarafı ol. Tamam. Koluna girsin senin Aslı. Babası mı olayım abisi? Sen onun emmisi ol. Sen de... Kuşak bağlayacağız. Kardeşi ol. Burak'ın kardeşi ol. Hadi bakalım, merhabalar. Biraz geri ve ben sizi yönlendireceğim. Birer adım öne. Burak hadi oğlum. Çok büyük. İkişer adım geriye. Siz iki adım sağa, siz iki adım sola. Bir adım, üç adım bana, üç adım bana. Siz iki adım bana. Öyle mi? Evet. Ve kız eli, erkek eli. Ve... La la la.
nasılsınız? He? Çok mutluyum, memnun oldum. Mutlusun. Evet, tanıştım. Nasıl, beğendin mi? Beklediğin gibi çıktı mı? Çok güzel, çok güzel. Selin beklediğin gibi çıktı mı? Evet, Kür. Evet, Kür. Peki, o zaman Hatice'nin bir şarkısıyla ilk danslarını yapıyorlar. Doyamıyorum bakmaya.